Allah'ın kendisinin iradesinin altında olmayan şeytanın iradesinin altında olan bir sürü insan olağanüstü mucizeler yapıyor. İnsanları şaşkına çeviriyorlar. İç varlığımız gerçekten Tanrı'yı mı arıyor? Tanrı'nın eline mi bakıyor? Bana ne kadar para verecek diye mi bakıyor? Diyor ben size para vereyim. Siz bana da bu yetkiyi veren. Yetki. O zaman Petrus <laughs> evet. ne diyor? Diyor paran da senin gibi mahvolacak. Hareketlerimizin ve tepkilerimizin sorumluluğunu kabul etmek. Bu hastalık da çok eskiye dayanıyor. Adem Hava'ya dayanıyor. Evet sevgili izleyiciler sizlere sevgi ve saygıyla selam diyoruz. Bugün yeni bir program ama kaldığımız programın devamı. Ee, aslında ben baştan da bunu söylemiştim ama herkesin gerçekten farklı bir ruhsal sıkıntısı meydana geliyor. Tabii biz baştan da bunu söylüyoruz. Her ruhsal sıkıntının kökünde bir cin kaynaklı bir şey olmayabilir. Yani bu psikolojik olabilir, bu farklı evet. hastalıklardan olabilir. Biz hepsini buna mal etmiyoruz ama siz ayırt edebilirsiniz. Ben her zaman bize gelen insanlar normalden iyi niyetle işte müska için geliyorlar, işte büyü için geliyorlar, büyü bozmak için geliyorlar. ve bende kötü ruh var diyen insanlar var veya bende yok ama ben görüyorum gibisinden diyen insanlar var. Şimdi bazı sorular soruyoruz ve siz de buna dikkat ederseniz çok iyi olur. Benim her zaman söylediğim şey şudur. Çünkü bu peki biz nereden biliyoruz? Aslında gelen kişilerin anlattıklarından deneyim ediyoruz. Yani e, İki buçuk yıl önce aslında bu konularla ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Bazı olaylar duymuştuk ama içinde değildik, içine girmemiştik. Onun için e, bu süre içerisinde çok şeyler öğrendik. Nedir? İşte bazıları diyor ki e, biz bir sabahleyin kalktık sanki biri mahsus bir şey yapmış, yani elimize kına sürmüş, parmaklarımız arasına bu de, dizden aşağıda, dizden aşağıya sanki böyle serpilmiş kına ve parmakların arası ayakların altı yani bu şekilde hatta bazı insanlar acaba dün bir çimde mi dolaştım ya işte bir bir şey mi oldu ki böyle hayır alakası yok gerçekten bu kötü ruhların bir birileri tarafından büyüyle size müsalat etmek istenmesinden kaynaklıdır yani kına şeklinde bir şey gördüğünüzde Bilin ki kesinlikle kötü ruhlardan kaynaklıdır. Bir de ikinci yine bunu söylemiştik. Özellikle bayanlarda bedenlerinin bu taraflarında morluklar oluşuyor. Bu morluklar 10-15 günlük içerisinde geçiyor, ama 2-3 ay sonra tekrar aynı yerden çıkıyor veya farklı yerlerden çıkıyor. Kişi sanıyor ki ya belki işte bir yere çarptım. Hayır, bir yere çarparsanız sizin lokal bir şekilde bir yerde olur. Ama aynı bu şekilde yuvarlak yuvarlak başka yerlerde vardır. Yani sanki birileri sizi dövmüş. Bu ikinci şey. Üçüncüsü ise e, gerçekten sanki bir e, bir yerde hayvan leşi vardır. Ve siz onu görmüyorsunuz. Orada o çürüyor ve onun o iğrenç kokusu burnunuza gelebilir. Yani bu. Bir de dördüncü şey ise e, resmen gerçekten bir şeyler görüyorsunuz. Yani bir bakıyorsunuz birden. Önünüzden bir şey geçti sanki duman gibi üzerinde bir e, nedir bir keten gibi veyahut e, ona ne diyorlar yani başka bir örtü gibi bir şey sanki vardır yüzünü tam belirleyemiyorsunuz ama bu biraz daha ileriye gittiğinde resmen gerçekten onun ne kadar çirkin olduğunu ve ateşten e, yüzü olduğunu çok iğrenç bir şekilde size bakıp alay ettiğini görebiliyorsunuz. Yani bu aşamalar o zaman gerçekten size bu kötü ruhların e, size saldırdığını veya o sizde olduğunun kanıtıdır. Ama bunlardan da hiçbir zaman korkmamak lazım. Korkunca zaten bunlar zafere e, varıyorlar. Ve bir sürü insan kiliselere girip bu konuda şifa alıyor. Ve tamamen kurtuluyor, özgür oluyor. Bir sürü insan gerçekten e, bunlardan e, tamamen Özgür olduğunu biz e, kesinlikle biliyoruz. Tabii ki geri dönüşü çok az oluyor. Bir baktık bundan bir yıl önceydi. E, bir abimiz Elazığ'dan geldi. E, berbat bir durumdaydı. E, ve biz dua ettiğimizde kendini kaybetti. Ve biraz kendine geldikten sonra acayip şekilde ağlamaya başladı. Biz bildik ki Rabbin ruhu gerçekten etkin bir şekilde işlemeye başladı. Birkaç kez geldi. Sonra tabii ki gelmedi. Gelmedikten sonra biz dedik herhalde gelmedi yani bu şeydir. Ama bir yıl sonra işte bu geçenlerde 2-3 kişi daha getirdi. Ya işte ben iyileştim ondan sonra da şimdi bunlara yardımcı olun. Ama tabii ki sıkıntımız neydi? Tabii ki bu da sıkıntı değil. Sıkıntımız şuydu bu kişiler İstanbul'da yaşıyordu. Tabii ki İstanbul'daki o zaman kilisedeki önderleri aradık. Bu hizmeti yapan kardeşimize söyledik ve onların o adreste şimdi sanırım ya 3. ya da 4. haftadır orada gidip bu dua hizmetini alıyor. En fazla 2-3 hafta sonra da tamamen kurtulacak. Yani bu gibi şeylerin altında esir olarak yaşamak mümkün değildi. Ben aslında bu ben yine kutsallara söylemek istiyorum. Kilise önderlerine veya ot kilisede hizmet eden kutsallara bunu söylemek istiyorum. Kardeşler bu konular istismar ediliyor. Televizyonda gerçekten bir, bir, sürü şeyler oluyor. Ee, bir önceki programlarda da bunlardan bahsettik. E, ee, üfrükçülüktür, büyücülüktür, müskacılıktır, cin çıkarmaktır. Bazı insanlar iğrenç iğrenç uygulamalarda istismar vardır. Ağaçta dövüp insanı öldürmek vardır. Yani biz bunu demiyoruz. Kutsal kitap ne diyorsa biz onu uygulayacağız. Yani kişilere el koymaya da de, de, de demiyoruz. Biz uzaktan dua ediyoruz. Yani Rab dün bugün ve sonsuza dek aynıdır. Onun çocuklara da aynıdır. Elçiler de aynıydı. Ve bakın elçilerin işleri 8. bölümden size okumak istiyorum. Özellikle kiliseden ki kardeşlere okumak istiyorum. Tabii ki izleyiciler de bunu duyacak. Diyor birçokların içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçi ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Ne var ki kentte bir süreden bir süreden beri büyücülük yapan ve Samirya halkını şaşkına çeviren Simon adında biri vardı. Simon büyü, büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler. Büyük güç, güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyan, Filipus'un söylediklerine inandıktan inandıkları zaman erkek ve kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de iman edip vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğa üstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yani biz bunu görüyoruz. Yani demek ki bu insanlar, bu büyücülükle uğraşan insanlar şeytanın gücüyle, cinlerin gücüyle olağanüstü insanları şaşkına çeviren böyle şeyler yapabilirler. Bu demek değildir. Bunlar Allah'ın çocuklarıdır. Allah'ın iradesinin altında bu hizmet yapıyor. Hayır. Şeytan insanları bağlamak ve gerçekten onları mahvetmek için bu gibi insanlara yetki verir. Özellikle Selanikleri okuyun. Birinci Selanikler, ikinci Selanikler'de kesinlikle Allah'ın kendisinin iradesinin altında olmayan şeytanın iradesinin altında olan bir sürü insan olağanüstü mucizeler yapıyor. İnsanları şaşkına çeviriyorlar. Bugün de aynı okuduğum ayetlerde de cine tutsak olan bu insanlar, cinleri iradesinin altında olan bu insanlar olağanüstü şeyler. Simon da onlardan bir tanesiydi. Yani o yönden e, bu e, bugün e, ya bunlar olmaz diye söylersek biz İsa Mesih'in müjdesini e, gerçekten sakat bırakırız. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Kiliseler Amin. kiliselerde aynı olmalıdır. Kilise iffette, onurda, kutsallıkta aynı olmalıdır. Boşanma konusunda aynı hassasiyeti göstermelidir. E, ruhsal savaşta da aynı cesareti göstermelidir. Tabii ki siz diyebilirsiniz biz bu hizmetin içerisinde olmak istemiyoruz ama böyle bir şeyler yoktur demek kutsal kitaba e, aykırıdır. Bu öyle şeyler vardır. Ama biz gerçekten bu hizmetin içerisinde olmak istemiyoruz derseniz ki Rab sizi bereketlesin, saygı duyarız. Evet Cengiz abi aslında e, Tanrı'daki kimliğimiz e, gerçekten faal olsa bu gibi şeylere maruz kalmayacağız. Tanrı'nın sevgi kimliği veyahut o paydaşlığı, o mükemmel e, izzeti, e, amacı bütün insanlığı özgür bir şekilde ileriye gitmektir. Sizi geçen programda biraz ee, sözünüzü kestik zaman kalmadığı için ama şimdi size sözü vereyim. Ondan sonra da zaman kalırsa ben biraz paylaşmak isterim. Tabii. Şimdi bu okuduğun ayet çok güzel. Evet. Aslında Tanrının bize verdiği işi yapıldığını gösteriyor. Müjdeyi duyuruyorlar. Amin. Müjdeye iman edenler özgür oluyor. Tutsak cinlere tutsak olanlar kurtuluyor. Bu. Tanrının bizdeki amacının gerçekleştiğini görüyoruz. Elçilerin den okudun değil mi? Evet, Tabii. Elçilerin İşleri 8. O, bölüm 7'den başladım, mesela, 13. ayette bitirdim. Şeyleri ki bölümde de Elçilerin işlerinde Efes'te kargaşa çıkıyor. Evet. O, ama sonunda şeyleri yakıyorlar. O büyücükle ilgili kitaplar. kitapları evet. yakıyorlar. Töbekar bir yürek var. İ, i̇man evet. etmenin değiştiğini göstermenin bir adımı aslında bu. O adımı atmak çok önemli ve yürek tutumunu gösteriyor. Amin. Artık biz bu kitaplardan medet umuyorduk. Uyduruk, kaydırık, Tanrı'yı taklit eden işler yapıyorlardı aslında. Aynı öyle. Ben özür dilerim siz okuyacaksınız ama bir şey söyle. yürek tutumu tabii, tabii. ile ilgili. Düşünün bak burada bir sürü insan özgür oluyor. Evet ve gerçekten evet. Tanrı'nın çocukları Zıfatını evet alıyorlar ve yaşıyorlar. Evet. Hiçbir kötü ruh da. ama büyücü Simon çok farklı tabii. davranıyor. O paraya tapıyor. Evet. Ya yani orada bakıyor ki ya bunlar dua ellerini uzatıp dua ettiklerinde insanlar olağanüstü bir şekilde şifa alıyor. O evet. zaman ne diyor Petrusta Yuhanna'ya? Diyor ben size para vereyim. Siz bana da bu yetkiyi verin. Yetki verin. O zaman Petrus <laughs> ne diyor? Diyor paran da senin gibi mahvolacak. Sen şeytanın egemenliğinden çıkamadın. İsa'ya iman ettiğini söylüyorsun ama o egemenlikte değilsin. Şeytanın egemenliğindesin. Sen diyor O zaman diyor benim için dua edin ki gerçekten Tanrı beni yargılamasın. Yani orada yürek tutumumuz çok önemlidir. Ben İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde İncil'in ayetleri ne diyorsa bizim yürek tutumumuz doğruysa onu tatbik etmekte. Evet. Biz Uygul ancak onu yaşam uygulamak. biçimi. Tabii biz bir dine inanmıyoruz. Dindar değiliz biz. Yaşıyoruz ve sevgiyi yaşıyoruz. Amin. Sevgiyi yaşadığımız zaman Tanrı'nın bütün yasasını yerine getirmiş oluyoruz aslında. Amin. Orada yine bir ayet geldi siz söylediniz ya. Birinci e, 1. Yuhanna'da diyor ki yavrularım sözle ve dille değil içtenlik bak içtenlikle yürekle içtenlikle ve yürekle diyor e, bunu yapın diyor. Sözle ve bak sözle ve e, ne diyordu? Eylemle. Eylemle. Yani i̇çtenlikle. bu söz değil. Evet. Tabii ki dönüşmeli göz göze görünmeli. Tabii. tabii. Yani ben hep seni seviyorum Ahmet seni seviyorum demişim ama senin bana ihtiyaç duyduğum bir anda sırtımı dönmüşüm. O zaman bu sevgi, bu sevgi değil. değil. Bu ...dünyadaki olan sevgi... ...bizdeki olan sevgi... ...her şeye rağmen... ...sevmek ve Amin. o sevgiyi Altı yaşayabilmek. Doludur. Altı evet. doludur. Evet dolu bir sevgi. Evet. Çünkü bunu dolduran da... ...her şeyden yüce olan... ...en yüce olan... ...Tanrı bunu dolduruyor. Bu sevgi... ...muhteşem bir şey. Amin. Evet. Yüreğin tutumları... ...iç varlığımız aslında. Ben iç varlığımız demeyi daha çok seviyorum. İç varlığımız... Gerçekten Tanrı'yı mı arıyor? Tanrının eline mi bakıyor? Bana ne kadar para verecek diye mi bakıyor? Bu bir, iki, onun kudretli eli altında. Yani Tanrının kudretini anlayıp gerçekten alçak gönüllülükle ona yaklaşıyor muyuz? Bu çok önemli. Alçak gönüllülükle yaklaşmamız çok önemli. Şimdi üçüncü bir nokta var hareketlerimizin ve tepkilerimizin sorumluluğunu kabul etmek. Bu hastalık da çok eskiye dayanıyor. Ademle havaya dayanıyor. Ademle hava Tanrı ile yüzleştikleri zaman inkar ettiler. Kendi yüreklerine dönmediler. Tabii inkar. Ya biz hata yaptık. Sen bize bunu yeme dedin. Kusura bakma özür diliyoruz. Biz ne yaptık? Ne yaptığımızı bilmeden yaptık. Şöyle böyle pişman bir yürekle Tanrının önüne gitmediler. Yüreklerini... şeytanı suçladılar. Karısını suçladılar. Karısını suçladı. aslında karısını suçlarken Tanrı'yı Tanrı da suçladı. Tabii. Senin yarattığın kadın bunu verdi ve bu bir hastalık diyorum ben. Bugün de hep suçu başkalarına atmaya eğilimliyiz. Hemen. Evet. Ya bak koluma niye vurdun? Koluma vurmasaydın ben o çayı dökmeyecektim. Sen şöyle yapmasaydın ben bunu böyle yapmayacaktım. Gibi yaklaşıp hatayı kabul etmiyoruz. Günah, günah demek ve hareketimizin sorumluluğunu almamız gerekiyor. Bunu aldığımız zaman o zaman tepkilerimiz de farklı oluyor hatalı olduğumu ben görünce seni suçlamak yerine senden özür dilerim. Seni teşvik edebilirim. Birbirimizi teşvik edebiliriz. ya. Hatalı olabiliriz. Hata yapabiliriz. Ama bir yerde İsa Mesih bizi kurtardı. Biz bir kurtuluşa sahibiz. Tanrı'nın sevgisine sahibiz. O zaman ya bir şey yanlış da yapsam yanlış yaptı diye. Mesela ben çok üzülüyorum. Bazen kilisede aynayı kırdı. Kim kırdı belli değil. Sahip çıkan yok. Kimse ya bir şöyle ne olacak Hı. ayna yani kaç paralık bir şey. Çok basit bir şey veya bir şey kırıldı, bir şey düştü, bir şey oldu. insanlar söylemiyor. Kilise de evet. bunu yapıyorlar. Evet, evet, evet. Şimdi zamanın yine sonuna geldik. Evet. Ee, biz Neyse, yine evet. Bu yüreğin tutumu gerçekten devamlı yani çok önümüzdeki önemli. programlarda bence yürek tutumunu paylaşırız. Evet sevgili izleyiciler bize ayrılan zamanın sonuna geldik sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz hoşçakalın hoşçakalın.